kaymın hayatta olan kimselerin de çağrı. Aslında hep onu söylüyorum burada. Bir şey daha söyleyeceğim. Hayatta ayrıca sana hiç yakıştıramadığım bir şey daha var. Netice itibariyle bir program arkadaşına, bir savcı gibi gelip de şunların hesabını ver, öz eleştiri yap demek gayri ahlakidir. Altan abiye böyle davranman doğru değil. Ben işte şahit Nazlı Hanım'dır. 12 Eylül'de yazdıklarıyla ilgili yüzlerce mail geldi. Ya ben Altan Hanım'a bir şey yazdım. Onu söyleyeceğim. Ben kaç dinleyin. Kere kolluyum. Ama ben bu çok haklı. Bir dakika Emre Aysel abi. Burada böyle bir şey açmadım. Bir saniye. Biz bu insan olarak, bu ya, itham, zeminsiz ithamdır. Bakın o dönemden tabii konuşurken ben Altan Öğmen'e döndüm. O dönemi tanırsınız dedim. Hayır. Öz eleştiri verin. Evet çünkü o dönemin cehennemi bir de ben söyleyeyim. Lütfen ben bitirin. Bitir ama bir şey söylemek istiyorum. Bu doğru bir üslup değil. Biz birbirimizin yani 1 Mayıs günü Türkiye'deki bugün işçilerin durumunu tartışacağımıza siz cambaza bak cambaza üslubuyla gerçek hamaset içerisinde ve sahicilikten uzak bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bakın deniz gezmişlerin Türkiye'deki karşılığı nedir biliyor musunuz? Bugün Türkiye'nin liselerinde 15-16 yaşındaki çocuklar deniz gezmiş posterlerini asarlar. Yüreklerinde o sevgi vardır. Deniz gezmiş aslında sizlerin göremediği kadar aşkınlaşmış, Türkiye'de kitlelere mal olmuş bir özgürlük kahramanıdır. Siz özgürlük kahramanlarına saldırarak, siz emek, halk kahramanlarına saldırarak... O da kendi fikrini söylüyor, sen de söyledin. Özgürlük kahramanı. Sana göre falan diye küçümseyerek böyle bir tavırla mı? Ben deniz gençlere saldırmam. Ben o gençlerin son derece bir özgürlük kahramanı hareket ettiğini düşünüyorum. Deniz gezmişlerin ve ailelerinin sizin merhametinize ihtiyacı... Hiç mesafe koymadıklarını ve asker tarafından kullanıldıklarını... Koymuş, koymamış. Koymuş, koymamış. Ben geçiyorum. Deniz gezmişlerin sizin merhametinize ihtiyacı yok. Biz merhamet falan. Ayın 6'sında Türkiye'nin dört bir yanında deniz gezmiş kutlaması var. Dünyanın dört bir tarafı anması var. Ama kutlama o fikirlerin kutlaması. Peki. Evet ama bir reklama gideceğiz. Gideriz. Beklesin reklam. Önce ben bir reklama gideceğiz sonra devam ederiz. Reklam beklesin. Yok, sonra reklam ilk sözü verirsin ben biraz konuşayım. Reklam da bekler denizden konuşuyorsak. Allah Allah. Ne sömürü düzeni. Vallahi yani. Ne deniz gezmişler kararlanarak bir şey olmaz. Tamam ben anlıyorum enleri. Deniz gezmişler Türkiye sosyalist solunun namusudur. Benim de kutsalımdır. Ağzınıza alırken de dikkat edin. Senin olay bilgilerini düşünün bir kere söyleyeyim. Tamam. Altan şimdi abi bakın, yaptığın da hoş değildi bence. Şimdi bir saniye Allah bu provokasyon Allah. Ayrı bir şey de ben sadece şunu söyleyeyim. Bir insan kendine aydın diyen ya da aydın olma gayretinde olan birinin kutsalın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sen aydınsan ben değilim. Her tarafa eşit mesafede olmamız gerekiyor. Sen aydınsan ben değilim. Şimdi deniz gezmişlerin fikirlerini seviyor olabilirsin ama lütfen tarihi gerçeklerin üzerine örtmek için de örtüyorum. Bu kadar. Ben o gençlerin asılmasının en büyük hatalardan biri olduğunu defalarca o zaman şey yapıyorsun? Yani askerle arada mesafe... Şimdi, 9 Mart darbecilerinin tam da fiyonlarıydılar maalesef. Şurada iki tane kitap almışsın o da söyledi. Herkes yani orada da bunda da hakikat payları vardır öbüründe de vardır falan. Ama senin yaptığın şu bana herhangi bir ithamda bulunabilirsin ama buraya bunu yazman lazım. Şunu konuşacağız diye. Ben bir ithamda bulunma derdim. Ben size soruyorum o dönemi hatırladığınız içinde bulunduğunuz önemli bir aktör. Bunu olduğunuz. Da konuşuruz da böyle birdenbire şey gibi ikiniz birden bilmem biri bir kitap. 1 Mayıs kitap. Günü mahkeme mi? Burada benimle ya. Alakalı olanları bir kenara bırakalım. Ben kendimden öyle konuşmayı ancak çok gerekirse yaparım da. Asıl oradan isimler sayıyorsun. Bu adamların büyük çoğunluğu ölmüş. Onu kaç defa söyledim. Bu beni rahatsız ediyor. Ve hakkında konuşuyorsun habire. Ondan sonra da buna cevap verme imkanı olmuyor. Bir kısmı şundan olmuyor. Yani bir kere söz alamıyorsun, bilmem ne olamıyorsun. Başka konular var. İkincisi bunlar kendilerini müdafaa edebilecek durumda değil. O zaman Stalin'den de konuşmasaydık. İşte Allah Allah. Stalin'in babamızın oğlu değil. Bunlar benim arkadaşım. Bütün bu söylediklerim. Tamam anlıyorum da ben onlara küfür mü ettim? Şimdi diyorsun ki. Küfür mü ettim? Yanlış bir şey mi söyledim? Onların başka bir arkadaşının. Yazıları meydanda diyorsun. Neyse yazıları getir buraya. Onların başka bir arkadaşı olan Hasan Cemal'in kitabından bir şey okudum. Ben ne yaptım? Şimdi hayır İlhan Selçuk'un yazıları da getir. Şimdi ben şunu bizim anlıyorum. Bizim için bu sözler Türkiye'de küfür. Türkiye'de hakikaten bazı bizim şeyleri için bu sözler tartışmak küfür. Zor değil, imkansız. Bizim için bu sözler tamam, küfür. Tamam farkındayım. Küfür. Farkındayım çünkü bu kadar meydandaki yüz binler için de küfür kutsaldır. Deniz gezmiş tapar. Benim için kutsal. Tamam, işte o, milyonlar için de kutsal. Küfür edemezsin deniz gezmişlere. Sol da bu halde olsun. Disk de kutsal benim için. Ona da küfür edersin. Türkiye'nin solu solunun kutsallığıdır. Senin işçi kardeşi falan da yok. Yüzde biri bile sizin doğrultunuzda siyasi görüşü sahip olmuş. Nerede işçi kardeşim var onu da çok merak ediyorum. Kimse burada kaldı ki küfür etmiyor. Ediyor. Burada.